Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. 2 dakikada öğren, 1 dakikada çöz serimizle karşınızdayız diyoruz. Ve bugün sizlerle Türkiye'de topraklar kısmında Toprakta verim kaybına neden olan faktörleri işleyeceğiz. Haydi bakalım hız kesmeden dersimize başlayalım. Fabrika atıkları, şehirleşme, erozyon ve tarımda aşırı kimyasal kullanımı bizim Türkiye topraklarımızda verimin kaybına sebep olan faktörlerdir diyoruz. Bunlara örnek vermek gerekirse sanayinin gelişmiş olduğu alanlarda fabrika atıklarına bağlı olarak toprakta kirlilik meydana gelecektir. Bu kirlilik de verimin azalmasına sebep olacaktır dedik. Peki Türkiye'de bu kirliliğin en yoğun yaşandığı yerler Eristir dersek Çukurova bunların başında gelecektir. Tarıma baya dayalı sanayi tesisleri geliştiği için. Onun dışında Menderes Ovası bunların başında gelecektir. Tarıma dayalı sanayi tesislerinin de varlığını bağlı olarak. Adapazarı bunlar içerisindeki en önemli yerlerin başında gelecektir. Çünkü sanayinin kalbi bu alanda atmaktadır. Ve buna bağlı olarak da arkadaşlarım kirlilik çok ciddi anlamda fazladır diyoruz. İkinci durum şehirleşme demişiz. Şehirleşme ile birlikte arkadaşlarım toprak kirlenecektir. Atıklara bağlı olarak da toprak kirlenecek ve bu da toprakta verim kaybına sebep olacaktır diyoruz. Ayrıca toprağın bilinçsiz kullanımı da arkadaşlarım burada verim kaybına sebep verecektir dedik. Peki burada nereler vardır dediğimizde gene aynı şekilde ada pazarını dahil edeceğiz arkadaşlarım. Çukurova'yı dahil edebiliriz. Bafra ve Çarşamba ovalarını dahil edebiliriz. Çarşamba da yani Samsun'da bulunacaktır. Bunun dışında İzmir çevresinde Gediz Ovası'nı dahil edebiliriz arkadaşlar. Bu alanlarda da çevre kirliliğinin yani şehirleşmeye bağlı olarak toprakta verim kaybına sebebiyet vermektedir diyoruz. Erozyon toprağın üst kısmının süpürülmesiydi ve buna bağlı olarak toprak örtüsü incelecektir. Bak bu çok önemlidir. Toprak örtüsü inceldiği için arkadaşlarım ne olacaktır? Burada verim kaybına sebebiyet verecektir. Bunun dışında sevgili arkadaşlarım biraz önce söyledik. Verim kaybı da ne yapacaktır? Burada olacaktır diyoruz. Tarımda aşırı kimyasal kullanım yani burada zirai mücadeleler arkadaşlarım. Onun dışında yanlış teknikler burada verim kaybına sebep olacaktır diyoruz. Ve karşınızda sıfırdan ona coğrafya kitabımızdan seçtiğimiz bir soru. Soru bize diyor ki bazı önemli tarım alanları şehirleşme ve sanayileşmenin etkisiyle hatalı kullanılmaktadır diyor. 5 tane alan vermiş ve diyor ki Türkiye haritasında işaretli alanlardan hangisi yukarıda verilen durum gözlenmez diyor. Bakalım. 2 numaralı alan Gediz, bir numaralı alan Adapazarı, Çukurova, Bafra ve Çarşamba Deltaları, Kuzey Doğu Anadolu. Bu alanlardan hangilerinde şehirleşme daha fazladır dersek 5 numarayla gösterdiğimiz Çukurova, 2 numarayla gösterdiğimiz Gediz, 1 numarayla gösterdiğimiz Adapazarı, 3 numarayla göstermiş olduğumuz Bafra ve Çarşamba Deltalarında şehirleşme ve sanayileşme etkisiyle toprak hatalı kullanmaktadır. Bu alanlarda arkadaşlarım bu durum gözlenecektir. Verim kaybı yaşanacaktır. Ancak Kuzey Doğu Anadolu dediğimiz 4 numarayla gösterdiğimiz alanda böyle bir durum söz konusu olmayacaktır. Çünkü bu alanda sanayileşme geri plandadır. O yüzden sorumuzun cevabı D seçeneği olacaktır diyoruz. Ve karşınızda günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.